Süper Lig'de Gaziantep Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İlk 4 haftada Beşiktaş 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Şu an 4 hafta sonunda yenilmediler. Bunun yanında 10'da gol attılar ki hani Galatasaray 12 gol attı sanırsam. Ondan sonra en çok gol atan takım. Belki son senelerde Beşiktaş'ın lig başlangıçlarında gol anlamında böyle bir istatistiği, olumlu bir istatistiği de yoktu. Bu anlamda da iyi bir görüntü çizdiler ama özellikle Elazığspor maçının ilk yarısında beklentilerin çok uzağında bir Beşiktaş izledik. İkinci yarı tempo yaptılar. Oyunun belli bölgelerinde ki açıkçası Elazığspor tıpkı geçen hafta Karabükspor'un olduğu gibi ki Karabük maçı biraz daha erken koptu ama özellikle 2-0 geriye düştükten sonra mücadele konusunda da fiziksel olarak da çok gerisinde kaldı Beşiktaş'ın. Bu anlamda da yani 90. dakikaya kadar gol arayan Beşiktaş izledi Beşiktaş taraftarı. Tabii stada gelebilen taraftarlar. Bu konuda da birkaç cümle söylemek gerekirse şimdi şöyle bir şey var. Siz yöneticim bir konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da nedir? Tribünle ilgili bir tasarrufları söz konusu. Özellikle de kapalı tribün ve hani taraftar gruplarıyla ilgili bir durum söz konusu bence. Şimdi bir stadyumun ki eğer İnönü stadıysa hani bir tribününün yani bu hangi tribün olduğu önemli değil. Boş kalması bir yönetim başarısızlığıdır. Bir fiyatlandırma başarısızlığıdır. Bir politika başarısızlığıdır. Şimdi özellikle yüksek maç fiyatları, bilet fiyatları meselesinden de ziyade bunun hele hele yani bir tribünde bir kendinizin istediğiniz hani tipinde, ideolojisinde, duruşunda neyse ne derseniz buna. İnsan tipi, taraftar tipi yaratmak için böyle bir durumda, böyle bir yaptırımda bulunmakta bence Beşiktaş taraftarına yapılmış en büyük ayıplardan bir tanesidir. Ki o ayıbı vaktiyle zamanında Demirören yapardı. Ne zaman protesto edileceğini anlasa fiyatları böyle yüksek tutardı. Böyle küçük oyunlara giderdi. Kendilerinin de bu hani hatırasını silmek istediğimiz adamın yönetiminden sonra gelip Beşiktaş'a ki Beşiktaşlı olarak çok daha rahat konuşuyorum bunu. Hani böyle bir tavıra girmeleri bana her şeyden önce ayıp gibi geliyor. Umarım bu ayıptan ve bu yanlıştan dönerler. Bedava bilet peşinde koşan taraftarları cezalandırmak için o tribüne emeklerinden, hayattaki hani biriktirdiklerinden feragat edip gelen insanları, samimi insanları da harcamasınlar. Çünkü asıl fark ve değer yaratan o taraftarlardır. Şimdi Antep'e dönecek, Antep Beşiktaş maçına dönecek olursak Antep'te İbriçic cezalı ki bence eksikliği hissedilen bir oyuncu. Kasımpaşa maçı evet net bir skorla mağlubiyet gibi gözüküyor ama maç sonlara doğru koptu. İzleme fırsatım oldu. Özellikle ilk yarısını biraz kaçırdım ama ikinci yarısında ki maçın koptuğu anlarda da yani Antep önde basarken Kasımpaşa çok kontralarla pozisyonlar buldu. Onun dışında Gaziantep'te tabii ligde bir galibiyetleri var. Trabzon karşısında alınan galibiyet. Onun dışında onlar da kadro kalitesini düşündüğümüzde beklentilerin altında kalan takımlardan bir tanesi ki 3 puan onlar için de kötü bir başlangıç. Bir çıkış maçı ve hani bir tersine döndürme maçı olarak düşünebilirler Beşiktaş maçını. Beşiktaş'ın Karabük ve Elazığ peş peşe gelen maçlarda hem net skorlar alması hem dediğim gibi goller atması tabii ki olumlu ama futbol olarak belli bölgelerde eksikleri var ki en önemli eksik bence Beşiktaş'ın iyi bir 11 olması. Kadroda herhangi bir sakatlık durumunda yani Fernandez olabilir, hücum hattında yani Almeida olabilir ya da Batuhan olabilir. Yani bu tarz böyle hücuma dönük Olcay olabilir. Yani böyle sakatlıklarda alternatif olarak fazla kadroda oyuncu yok, yetenekli oyuncular yok. Genç oyuncuların en azından bu aşamayı vereceğine dair bir ışık da yok. Hani genç yani altyapıdan alıp hemen oraya koyacağımız oyuncu da yok ki bu da çok olan şeyler değil. O yüzden böyle bir sıkıntısı var. Yani böyle aşırı durumlar haricinde, böyle ekstra durumlar haricinde, böyle sakatlıklar haricinde Beşiktaş'ın 11'inin ligi bir şekilde götürebileceğini düşünüyorum ben. Ama mutlaka zaten her şey devre arasında ayarlanmış gibi gözüküyor. Maça dönecek olursa ben üst tercihini burada sizlere tavsiye edeceğim. Ben iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama üst tercihine çok güvenmiyor iseniz ki taraf bahsinden uzak duracağım. Ben Beşiktaş'ın çok net bir galibiyete ulaşabileceğini düşünmüyorum. Yani öyle çok... Yani favori çok öne çıkmıyor Beşiktaş. İlk 4 haftada iyi bir görüntü verdiler ama ben iyilerin yanında kötüleri de yan yana koyduğumda bunu söyleyebilirim. Ne kadar Gaziantep konusunda hücum hattında sıkıntıları olsa da işte Muhammed çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Çok pozisyona giriyor ama çok da kaçırıyor. Cenk de istenen seviyede değil. İbriçic de yok. Hani onların da belki hücumda zaafları olabilir bu anlamda ama ben yine de Beşiktaş'ın bir şekilde maçı üste taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş kazanırsa maçı
gollü bir şekilde kazanacaktır diye inanıyorum ben. Bunun dışında da dediğim gibi kendi adıma net bir favori olarak görmüyorum Beşiktaş'ı. Tabii ki Gaziantep'in önünde ama Gaziantep çıkış aradığı için burada hani bir Gaziantep denenir mi? Ben de, yani denememe taraftarıyım. Bu yüzden taraf bahsinden bu netlikte uzak duracağım. Kendi adıma 2.5 gol üstünü sizlere tavsiye edeceğim. Bu maçla ilgili yorumum da bu şekilde olacak.